أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Ey Rabbim, peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhanallah Allah'ım. Tohum saç. Bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan. Koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Eski çınar, şimdi Noel ağacı. Dallarda iğreti, yaprak utansın. Kardeşlerimizi, şehitlerimizi rahmetiyle, bereketiyle. Meyhat denize, özgür Filistin. Meyhat denize, özgür Filistin. Ve şiir okunurken saatine bakanları gördüm. Analarda. Karşı duran izzetini, şerefini, haysiyetini koruyan, insanlık adına söz söyleyen aziz kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bu kalabalık bize hala insanlığın ölmediğini, zulüm karşısında hala birilerinin ses çıkardığını gösteriyor. Bugün 100 yıldır coğrafyamızı işgal eden, bölen, parçalayan, kan döken batılı emperyalistlerin ve onların uşakları, Siyonist odakların zulümlerine karşı duruşumuzun izzetli ve soylu bir ifadesi olarak burada toplandık. Bugün dünya şehri İstanbul'dan, İstanbul'un kalbi Fatih'ten, 7 cihana bir mesaj göndereceğiz. 26 Mayıs akşamında Refah'ta yüzlerce ailenin evi yakıldı. Çocuklar bombalandı. Anneler, babalar öldürüldü. Acımasız katiller güvenli bölge olarak addedilen Refah'ı vurdular. Ne bir yardım, ne bir erzak, ne de bir kelam yeter oradaki acıyı anlatmaya. Bir anne çocuğunun parçalarını yerden topladı. Bir baba yanan evladının cesedini enkazın altından çıkardı. Organizasyonlar, kurumlar, dernekler, trilyonlarca paralar, Birleşmiş Milletler ve bugün kendini dünyanın hamisi olarak addeden odaklar, Gazze'de, Filistin'de, her mazlum coğrafyada bir bebeğin ölümüne dahi engel olamayacak kadar acizler. Biz insan hakları savunucularıyız. Biz medeniyiz. Biz kardeşiz. Biz şuyuz, biz buyuz diyenler bugün cümle aleme ne olduklarını gösterdiler. Hastaneyi vurdular, sustunuz. Okulları vurdular, sustunuz. Evleri vurdular, sustunuz. Camileri vurdular, sustunuz. Kiliseleri vurdular, sustunuz. Birleşmiş Milletler'in binalarını vurdular,
susturunuz. Soruyorum size, ne zaman konuşacaksınız? Binlerce ev daha bombalandığında mı? On binlerce çocuk daha öldüğünde mi konuşacaksınız? Bu iş bir fotoğraf paylaşmakla olmuyor. Bu iş bir tweet atmakla olmuyor. Arkadaşlar, haykıracağız. Avazımız çıkana kadar haykıracağız. Bulunduğumuz konumdan nereye kadar gelebiliyorsak, potansiyelimiz neyse onu kullanacağız arkadaşlar. Hiçbir devlet, ideoloji, yönetim biçimi, din fark etmez. Bu soykırımlara ses çıkaranlar hakkın, ses çıkarmayanlar, kılını kıpırdatmayanlar, hiç umrunda olmayanlar ise batılın tarafındadır. Bu iş insanlık meselesidir. Bu iş din, devlet meselesi değil, insanlık meselesidir. Bunun idrakine varmamız gerekiyor. Bugün liseliler olarak burada toplandık. Bir derdimiz var anlatmamız gereken. İçimizi dağlayan bir şey var. Rahat değiliz. Vicdanımız el vermiyor. Cuma günü alacağımız karneler bizi mutlu etmiyor, etmeyecek. Çünkü Gazze'de daha karne alamadan, okullar başlamadan çocuklar bombalandı. On binlerce çocuk karne alamadan şehit edildi. 6 yaşındaki bir çocuk bugün oyun hamuruyla oynaması gerekirken moloz yığınları arasında molozlardan kule yapmak durumuna kaldı. Nerede adalet? Nerede insan hakları? Nerede eşitlik? Soruyorum. Nerede Amerika? Nerede Avrupa? Nerede batılı devletler? Hadi verin bakalım eşitlik. Verin bakalım adalet. Liseliler olarak yapmamız gerekenler belli. Bugün elimizden ne geliyorsa ortaya koyacağız. Sosyal medyadan direnişimizi belirteceğiz. Bugün burada olduğu gibi toplanıp haykıracağız. Sloganlar atılacağız. Ve en çok etkili olan ve bizlerin bugün yapması gereken en etkili şey, kıymetli arkadaşlar, boykota devam edeceğiz. Biz hakkın yanındaysak, iyinin yanındaysak zalimi güçlendirmeyeceğiz. Onların abur cuburlarını, onların eşyalarını almayacağız. Boykota çok sağlam bir şekilde devam edeceğiz. Bunun başka çıkarı yok. Filistin'deki zulüm neyse, Doğu Türkistan'daki zulüm de aynıdır. Myanmar'daki zulüm neyse, Arakan'daki zulüm de aynıdır. Bosna'daki zulüm neyse, Afrika'daki zulüm de aynıdır. Biz Müslümanlar için, biz insanlık için, din, mezhep, ideoloji fark etmez. Zulüm orada gören zalim, aynı zalim, zulüm gören mazlum da aynı zulümdür. Bu insanlığın direnişidir. Bu insanlığın karakteridir. Bu insanlığın duruşudur. Bunun idrakine varacağız. Bugün şimdi batılı devletlere ve özellikle Amerika'ya kendi dillerinde seslenelim. Hey Netanyahu! Murderer! Puppet of the Zionist and Occupying Imperialist! Hey, 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 h